İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Sanremo Konferansı'nın 100. yıl dönümü. Batı Ermenistan'dan haberler. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 47 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası doğrulandı. Bugün Aleksandr Mantashantsı anma günü. 18 Nisan anıtların ve tarihi sit alanlarının günüdür. Batı Ermenistan Ermenilerin ve Batı Ermenistan'ın modern tarihi suç, acı, ızdırap ama aynı zamanda adalet, özgürlük ve barış ile döşenmiştir. Londra'da alınan kararlara göre dört ana muzaffer müttefik gücün hükümet başkanları, Birleşik Krallık Başbakanı Lloyd George, Fransa'yı temsil eden Konsey Başkanı Alexander Millerand, İtalya'yı temsil eden Konsey Başkanı Francesco Nitti ve Japonya Büyükelisi Keishiro Mazuri de dahil olmak üzere İtalya'da buluşmaya karar verdiler. Uluslararası konferansın toplantısı 18-26 Nisan 1920'de İtalyan Sanremo şehrinin Devaşan Kalesi'nde gerçekleşti ve Türk ve Fransa Yüksek Konseyi Başkanı tarafından temsil edilen müttefik güçleriyle onlara katılan güçler arasında uluslararası barış antlaşmasının diğer bir adıyla Sevr Antlaşması'nın doğmasına imkan verdi. O antlaşmaya göre 11 Mayıs 1920'de Ermenistan Cumhuriyeti'nin gerçekliği Batı Ermenistan topraklarında yasal olarak tanındı. 11 Mayıs 2020'de Fransa'da dağılmanın başladığı tarih tesadüf değildir. 1920 yılının 18 Nisan günü saat 11'de Versay Antlaşması'nın uygulanmasının kilit önemini koruduğu tartışmalarda iki endişe yaşandı. Anlaşma imzalandı, sadece uygulanma konusu kaldı. Onu yorumlayacak herhangi bir düşünce resmi olarak reddedilecek. Almanya ve Türkiye hükümetleri savaş suçlarını teslim etme, silahsızlandırma ve onarım için tazminatlar konusunda taahhütlerini zamanında yerine getirmediler.'' Almanya hükümetiyle bu konuda diyaloğun önünde bir engel teşkil edecek olan askeri yaptırımlar uygulanmasına karar verildiğinde sadece bu konuya dikkat çekiliyordu. Öte yandan Türkiye ile imzalanan anlaşma için Şubat 1920'de Londra Konferansı tarafından alınan kararlar uyarınca bölgesel sınırları açıklığa kavuşturmak kalmıştır ki sonuçta Filistin ve Irak'ın ganatörlüğünü İngiltere üstlendi, Fransa'ya Suriye ve Lübnan verildi. Bu durum Musul ve Kürdistan'ın petrol sorununa yönelikti. Ermenistan ve Filistin tartışmanın eşit derece duyarlı tarafları oldu. 19 Nisan 1920'de saat 11'de hükümetler Başkan Woodrow Wilson tarafından öne sürülen Batı Ermenistan bölgesinde Ermenistan sorunu konusunu Fransa Büyükelçiliği'nin devlet katibi Bay Jusseran'da gönderilen bir mektubun okunmasının ardından gündeme getirmeye başlayarak yükselttiler. Gündem barış antlaşmasını Osmanlı hükümetine sunma konusunu içeriyordu. Osmanlı heyetinin 10 Mayıs'ta Paris'e çağrılmasına karar verildi. Antlaşmanın teslimi 11 Mayıs 1920'de gerçekleşti. Barış antlaşmasını Türkiye'ye zorlamaya gelince askeri ve deniz kuvvetleri uzmanlarının ertesi sabah 20 Nisan 1920'de Maraşal Foş Başkanlığı'na toplanmasına karar verildi. Hükümetler Başkan Woodrow Wilson'a bir yanıt mektubu hazırladı. O gün ayrıca Türkiye ile yapılan anlaşmanın mali hükümleri de tartışıldı. Ermenistan'a komşu Kürdistan sorunu İngiliz heyetinin Kürdistan hakkındaki maddenin değiştirilmiş bir versiyonunu sunduğu toplantı sonunda ortaya çıktı. 1920 yılının 20 Nisan günü saat 11'de hükümetler Türkiye ile yapılan antlaşmanın mali hükümlerini incelemeye devam ettiler ve tarihte ilk kez Ermenistan'a Osmanlı İmparatorluğu tarafından işgal edilmiş Batı Ermenistan topraklarına yardım etme konuşması gerçekleşti. Ancak Ermenistan'a yapılacak olası yardım konusunun Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından göz ardı edilmesi şaşırtıcıydı. O gün üç konu ortaya çıktı. Birincisi yeni devletin hayatta kalabilmesi için finansal kaynaklar. ikincisi kendini savunabilecek askeri kaynaklar. Üçüncüsü ise Ermenistan'ın denize erişimini hedefliyordu. Ayrıca Milletler Cemiyeti Konseyi bildirisine göre Türkiye'deki azınlıkların varlığı konusu da konuşuldu. Öğleden sonra Maraşal Foş'un sunumu ile Ermenistan'ı korumak için Türkiye'ye barış antlaşmasının uygulanmasına karar verildi. 1920 yılının 21 Nisan günü saat 11'de Maraşal Foş ve hükümetlerin temsilcileri arasında askeri deniz ve hava kuvvetleri hükümleri sorununa devam edildi. O gün Osmanlı heyetinin toplanması, tarihi ve antlaşmanın Mısır, Sudan, Kıbrıs, Fas, Tunus ve Türkiye'nin gelecekteki sınırlarla ilgili 7. bölümünün incelenmesi hakkında karar alındı. 1920 yılının 22 Nisan günü saat 11'de Türkiye'nin gelecekteki sınırları konusu özellikle Erzurum vilayeti konusuna devam edildi. O gün Boğuslubar Paşa da kendi konuşmasını sunmak için tartışmalara katıldı. Boğuslubar Paşa'nın konuşması Batı Ermenistan bölgesi sorunuyla belirleyici oldu. Böylece uluslararası hukuk açısından Sarname Konferansı'nın bu kararı hiçbir zaman iptal edilmedi. Gerçekten de yasal bir statüye sahiptir ve dolayısıyla Batı Ermenistan'ın katılımı olmadan yapılabilecek diğer tüm anlaşmalardan üstündür. 1920 yılının 23 Nisan günü saat 11'de hükümetler Bay Aharonyan'ı dinledi. Batı Ermenistan'ın hukuksal statüsü, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yerevan Hükümeti Başkanı Bay Aharonyan'ın kişisel söyleşisiyle güçlenmiş oldu. Ermeni temsilcilerin konuşmalarından sonra Ermenistan'ın başkenti statüsünü Erzurum Karin şehrine etme kararı alındı. 1920 yılının 24 Nisan günü saat 11'de her iki tarafında kararı kabul etmeyi taahhüt ettiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin atadığı arbitraj tarafından alınan tahkim kararına göre Türk-Ermeni sınır meselesi yeniden ele alındı. Ayrıca davayı Başkan Woodrow Wilson'a devretmeye karar verildi. O gün Türkiye ve Ermenistan arasındaki sınır sorununun Rusya'ya ait bölgeleri dahil sadece Türkiye'nin işgal ettiği Batı Ermenistan toprakları ile ilgili olduğu açıklığa kavuşturuldu. Ayrıca mandaterlik sorunu ile Filistin meselesi de ele alındı. 1920 yılının 25 Nisan günü saat 11'de Mandaterlik sorunu tüm gün boyunca devam etti ve Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırlarla ilgili istişareler yapıldı. Arbitraj olarak Başkan Wilson'un atanmasına ve sınır meselesini Amerika Birleşik Devletleri başkanına devretmeyi kabul etme hakkında Türkiye, Ermenistan ve diğer akredite taraflar tarafından karar verildi. Kilikya katliamı konusu hükümetler tarafından gündeme getirildi. 1920 yılının 26 Nisan günü saat 11'de o gün Türkiye ile barış antlaşması için alınan kararları sonuçlandırmak mümkün olabildi. Öğleden sonra Konstantinopolis'teki İtalyan Yüksek Komiserinin telgrafı 10 Mayıs 1920'de Paris'e gidecek olan Türkiye heyetinin üyelerini zaten açıklamıştı. Türkiye ile müttefik ve akredite devletlerin Yüksek Müttefik Konseyi üyeleri tarafından Batı Ermenistan Devleti kuruldu ve 15 gün sonra Türkiye tarafından da döjüre kabul edildi. Dünyanın dört bir yanındaki Ermenilere çağrıda bulunuyorum. Size sunduğum bu tarihi gerçekliğin tarihte benzersiz olduğunu söylüyorum. Haklarınızı talep etmenizi engellemek için dünyanın en büyük güçleri tarafından tanınan bir devlet olarak bu gerçekler sizden bir yüzyıl boyunca gizlenmiştir.'' Bir asırdır bu gerçekleri size iletmek için hiçbir araştırma yapılmamıştır. Saygıdeğer Bosnubar Paşa'nın desteklediği Sanrame Konferansı yüzyıllar boyunca Batı Ermenistan Devleti'nin tanınmasının temeli oldu ve olmaya devam edecek. Siyasi güçler bir asırdır sizi gerçek siyasi ve yasal projenizden saptırarak devlet tarafından sizin acılarınız soykırım olarak sürekli bir tanıma üzerine çekildi halbuki gerçek mücadeleniz dünyanın en büyük güçleri tarafından tanınan haklarınızı kullanmanız olmalıdır. Onlar Ermenilerin haklarını bir Ermeni meselesine dönüştürdüler. Çünkü Ermenilere karşı uygulanan soykırımı Ermeni soykırımı anlamına dönüştürdüler. Halbuki bu Türklere aittir. Bu suçların tarihlerini, yerlerini ve faillerin gerçek kimliklerini tahrif ederek soykırımın ve inkarının tanınmasına bizi zorladılar. Hatta Sevr Antlaşması'nın Lozan Antlaşması ile değiştirildiğini iddia ettiler. Bizi dolandırmak istediler. Ancak başarılı olamayacaklar. Hiçbir şey için geç değil. Yine de özellikle bu yıl hep birlikte adalet için bu gerçek mücadeleye devam edebiliriz.'' Bununla birlikte sevgili soydaşlar ve vatandaşlar, sizden intihal, manipülatör, sahtekarlardan uzak durmanızı, sizi gerçek mücadelenizden uzaklaştırmak isteyenlere ve özellikle bizim Batı Ermenistan adımıza konuşanlara dikkat etmenizi rica ediyorum. Bu bir ulusal güvenlik meselesidir. Yaşasın Ermeni halkı, yaşasın Batı Ermenistan. Armenak Afrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Fransız diplomatik belgeleri 1921. Batı Ermenistan'ın Siirt şehrinde yağışlardan sonra baraj sularının yükselmesiyle beraber çiftçilerin arazileri sular altında kaldı. Sular altında kalan arazilerde ekili bulunan ürünler zarar gördü. Çiftçiler yetkililerden yardım bekliyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yeni tip koronavirüs salgınında halkın ağırlıklı olarak evde kalması nedeniyle yiyecek bulamayan tilkiler ilçe merkezine indi. Batı Ermenistan'ın güney bölgesinde yeşil altın olarak nitelendirilen Antep fıstığında bu sezon rekoltenin yüksek olacağı tahmin ediliyor. Fıstık başta Urfa ve Antep olmak üzere Batı Ermenistan'ın 22 ilinde üretiliyor. Fıstık üretiminin %85'i güney bölgesinde gerçekleştiriliyor. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında dün Ermenistan Cumhuriyeti'nde 1003 kişiye test uygulandığını, yeni teyit edilen vakaların 47 olduğunu, bir hastanın öldüğünü, tedavi edilenlerin sayısının ise 121 kişi olduğunu açıklayarak şöyle devam etti: Buna göre aktif vakalarda 75 düşüş kaydettik. Bir gün önce 780 kişi hastanede tedavi edilmişse bugün tedavi görenlerin sayısı 705. Bugün itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 20 kişinin koronavirüsten öldüğünü hatırlatalım. Alexander Mantashyan 3 Mart 1842'de Gürcistan'ın Tiflis şehrinde tüccar bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Büyük bir hayırsever ve petrol kralıydı. Alexander Mantashyan ticari faaliyetlerini kamu ve hayır faaliyetleriyle birleştirdi. Kafkasya Ermeni Yardımseverler Derneği'nin ilk organizatörü ve kurucusu olan Mantaşan, hayatının sonuna kadar yönetim kurulu üyesi olarak kaldı ve büyük miktarda para tahsis etmeye devam etti. Alexander Mantaşan, Ermeni kültürü, bilimi, sanatı ve edebiyatının büyük bir sevdalısı ve sponsoruydu. Mantaşan'ın fonlarıyla 200'den fazla Ermeni genç kız ve erkek Rusya ve Avrupa'daki en iyi eğitim okullarında okudu. Bunların çoğu bilim, kültür, sanat ve edebiyatta ünlü isimler haline geldi. Kafkasya'daki en büyük yetimhaneye sponsor oldu. Tiflis, Yerevan, Bakü, Moskova, St. Petersburg ve Paris gibi şehirlerde binalar ve Ermeni kiliseleri inşa etti. 19 Nisan 1911'de St. Petersburg'da vefat etti. Her yıl 18 Nisan'da kutlanan Uluslararası Sanatlar ve Tarihi Yerler Gününün sloganı Tarihi Vatanımızı koruyalım. Dünya Mirası Günü olarak da bilinen gün, 1982 yılında UNESCO'daki Uluslararası Anıtların ve Tarihi Sitlerin Korunması Konseyi İKOMOS tarafından kurulmuştur. Bayram, dünya kültürel mirasının korunmasına halkın dikkatini çekmek amacıyla 1984 yılından beri kutlanmaktadır. Ayrıca dünya mirası alanlarının çeşitliliği ve korunmasına yönelik çabaları konusunda halkın bilinç düzeyini artırmak için bir fırsat sunmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı folk topluluğundan Ermeni halk şarkısı Bahcurbuk adlı eseri sunuyoruz. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.